öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Merhaba, ben Blippi. Bu kaseyle güzel müzikler yapıyordum. Beğendiniz mi? Çok komik. Ama bugün müzik yapmayı öğrenmeyeceğiz. Evet, kil yapmayı öğreneceğiz. Şuna bakın şimdi. Kil. Evet, elimdeki tüm bu renklere bakın. Evet, bakın. Oynaması çok eğlenceli. Bunları yuvarlayarak farklı şeyler yapabilirsiniz. Bakın, bir beyzbol topu yaptım. Vay canına. Pekala. Hadi renklere bakalım. Burada turuncu, beyaz, mavi, mor, yeşil, kırmızı, siyah ve açık mavi var. Oho! Ve bugün sizlerle bunlardan yapacağız. Evet, ve bu tarifle siz de evde bir yetişkin ne yapabilirsiniz? Evet, ve yaptıktan sonra bir güzel düzleştirip bunlardan alırsınız ve sonra da kesersiniz. Belki birkaç kelime de yazarız. Belki bir helikopter yaparız. Çok eğlenceli olacak. Pekala, ilk olarak kilin tüm malzemelerini alalım ve işte böyle. Sonra da tarife başlayalım. Önce bir kase bulmalıyız. Ve sonra yerinizde olsaydım bir yetişkinden yardım alırdım. Çünkü etraf çok dağılabilir. Çok fazla malzeme var. Evet, pekala. İlk olarak bir bardak un koyuyoruz. Oh, evet. Hadi açalım bakalım. İşte oldu. Tam olarak dolmasına gerek yok. Evet. İşte bir bardak un. Döküyorum. Oo. Vay canına. Bu yapacağımız kilin temelini oluşturacak. Pekala. Tamam. Şimdi bir bakalım. 1/4 bardak tuz. Evet. Etraf dağılmaya başladı bile. Evet. 1/4 bardak. Ve sonra biraz tuz alıyoruz. İşte böyle. Harika. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Oo! Harika. Pekala. Bunu tekrar kapatalım. Ve sonra da bir çay kaşığı krem tartar koyacağım. Aha, ne komik bir isim. Ha? Çok eğleniyorum. Krem tartar. Bir çay kaşığı. Aa, bir sürü var. Tamam, işte oldu. Koyalım. Bunu birazdan karıştıracağız. Ama şu anda... bütün malzemeleri koymalıyız. Ve yarım çorba kaşığı sıvı yağ. Pekala. Oh, şu anda... Etraf biraz dağılabilir. Tamam. Harika. Pekala. Kapağını kapatalım. Etrafa dökülmesin, değil mi? Yoksa her şey berbat olur. Evet. Şimdi yarım bardak H2O koyuyoruz. H2O'nun ne olduğunu biliyor musunuz? Evet. Su. Suya bayılırım. Pekala, yarım bardak. Harika. Evet. Hey, şuna bakın. Onu kapatmayı unutmuşum. Kapatsak iyi olur. Pekala. Her şeyi kenara alalım. Çünkü artık karıştırmaya hazırız. Ama önce biraz renk katmalıyız. İstediğiniz rengi yapabilirsiniz. Ama şu anda yeşil rengimiz olsa da bence bir yeşil daha yapmalıyız. Bu biraz daha açık renk olacak.
Hadi şunu açalım. Ve biraz yeşil dökelim. Ne kadar koyulacağını bilmiyorum ama bu çok fazla olmalı. Ve sonra da biraz sarı ekliyorum. Evet, bu sayede daha açık bir yeşil elde edeceğiz. Kapatalım. Vay canına, eğlenceli bir tarifti. Ama şimdi bunu karıştırmalıyım. Oo, çok iyi görünüyor. Vay canına. Görüyor musunuz? Vay canına. Tamam, karıştırmaya devam edeceğim. Ohohoho, evet. Başardık. Oo, şuna bakın. Vay canına. Oo, ev yapımı kil. Yeşil tonu ne kadar güzel, öyle değil mi? Harika. Acaba siz evde önce hangi renk yapacaksınız? Sonrasında bunlarla yapacağınız şeyler çok eğlenceli. Ezerek düzleştirebilirsiniz. Bakın şu numarayı izleyin. Nereye gitti? Çok komik. Hadi çıkartalım. Oo, mükemmel. Şimdi bunları kullanabiliriz. Evet, kurabiye kalıplarına benziyorlar ama şu anda kurabiye yapmıyoruz. Bunu yemeyeceğim, tamam mı? Pekala, evet. Aa, evet, bu uçağı hatırladınız mı? Evet, şuna bakın. Şimdi bunu aşağı itelim. Oo, bakın. Bir uçağı çıkarttık. Ama önce şunu çıkartalım. Vay canına. Evet, çok iyi bir iş çıkarttık. Vay canına, uçağımızı buraya bırakacağım. Şimdi de elimizdeki tüm renkleri çıkartalım. Tamam mı? Sonra da farklı bir şeyler yapalım. Tamam. O zaman yeşil rengi bırakalım ve burada bir uçağımız var. Ne yapsak? Aa, bazı harfler var. Bir U. Köpeğimiz var. Hof, hof. Benimle köpek taklidi yapar mısınız? Hazır mısınız? Hav, 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 hav. Çok güzel. Köpekler çok sevimli. Tamam, mavi bir köpek yapalım. Çok tuhaf olacak değil mi? Tamam, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kili bir güzel düzleştiriyoruz. Pekala. İşte oldu. Bastıralım. Ha, evet. Oo, şuna bakın hele. Kenarlarından ayıralım. Vay canına. Ve şimdi... Oo, oho, çok komik. Bakın bu da ne? Evet. Küçük bir kuçu. Hop 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 hop. Hop hop hop. Tamam, seni kurtaracağız. Seni şuraya alalım. Harika. Tamam, bir kuşu ve bir uçak. Harika. Hey, bence şimdi harfleri kullanalım. Bir şey yazabiliriz. Tamam mı? Burada bir B, bir P, bir I, bir L, bir B, bir P, bir I ve bir L. Sizce bu harfleri kullanarak ne yazabiliriz acaba? Bir B, bir P, bir I ve bir L. Buldum. Evet, benim adım. Blippi. Evet, adımı sadece bu dört harfle yazabiliriz, değil mi? Bakın, şöyle olacak. Bir B,
bir L, bir İ olacak. İki P yapacağız ve sonra bir İ daha yapacağız. Harika. Hadi bakalım başlayalım. Önce renkleri seçmeliyiz. Hadi şu mavi rengi kullanalım. Evet, işte oldu. B harfimizi yapalım. Harika. Oo, gerçekten çok güzel olacak. Evet, bunlardan varsa siz de kendi adınızı yazabilirsiniz. Tamam, şimdi de mor kullanalım. Pekala, burada mavi bir B harfimiz var. Evet, evet, tamam. L harfimizi de yapalım. Oo, güzel, çok güzel bir L harfi oldu. Evet, B, L, şimdi de bir İ yapmalıyız. Nasıl görünüyor? Evet. Oo. Tamam. B, L, İ. Evet. B, L, İ. Sonraki harf nedir? Evet. P. Evet ve iki tane yapmalıyız. Çok heyecanlı. Evet, en sevdiğim iki renkten biri. Evet, yani turuncu. B, L, İ, P, bir P daha lazım. Bu kez siyah renk kullanacağım. Çok eğleniyorum. Çok soğuk bir yapısı var değil mi? Oo, bir P daha. Evet. Ve şimdi işte oldu. B, L, İ, P, P. Sonraki harf nedir? B, L, İ, P, P. Evet, İ. Hadi bu parlak kırmızıyı kullanalım. Pekala, başlıyorum. B, L, İ, P, P, İ. İşte oldu. Aa, nasıl görünüyor? B, L, İ, P, P, İ. Evet. Harika oldu. Tamam. Bunları şimdi buraya alalım. Köpek ve uçağın yanına. İşte oldu. Pekala. Hadi bir şey daha yapalım. Aa, hey. Hazır bu şablon ve kurabiye kalıplarımız varken bunların birçoğunu kullanabilirsiniz değil mi? Bir yıldız, bir kalp veya bir kelebek yapabilirsiniz. Evet. Ya da başka aletler kullanırsınız. Evet. Mesela bir kaşık ya da çatal. Şuna bakın. Çatalı alıp bahçedeymiş gibi. Evet. Yapabilirsiniz. İşte böyle. Evet. Toprağı havalandırmalıyız. Bu sayede bitkiler ekeriz değil mi? Vay canına. Ama küçük parçalarla etrafı dağıtıyorum. Şuna bakın. Bu öğrendiğim havalı bir yöntem. Gördünüz mü? Ezerek birçok parçayı toplayabilirsiniz. İşte böyle. Evet. Çok eğlenceli değil mi? Tamam. Şimdi şuna bakın. Hey. Henüz bu yeşili kullanmadık. Kaşığı alıyoruz ve işte böyle kaşıklıyoruz. Yarım daire olana kadar devam ediyoruz, tamam mı? Bu şekilde tam bir daire yapabilirsiniz. Hadi deneyelim. Hazır mısınız? Evet. Bakın. İşte oldu. Oho, bakın. Bir daire oldu. Vay canına. Sonra elinize alın ve yuvarlayın. Evet. Bakın. Basketbol topuna benziyor. Çok komikti. Sizlerle kil yapmak çok eğlenceliydi. Benimle kil yaparken eğlendiniz mi? Evet. Gerçekten çok eğlenceliydi. Evet, kurabiye kalıplarıyla killerden bir uçak yaptık. Evet. Sonra bir köpek yaptık. Hop, 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 hop.
Ve adımı yazdık. Blippi. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? Hazır mısınız? B O L İ P P İ Blippi. Pekala. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba. Bakın elimde ne var. Elimde kum oyuncaklarıyla dolu torbalar var. Bugün sizlerle kumda oynayacağız. Pekala. İlk olarak ayakkabılarımızı çıkartmalıyız. Ayakkabılarımı çıkartıyorum çünkü... Kum ayaklarıma çok iyi geliyor. Evet, sıra diğer ayakkabıda. Evet. Pekala. Ayakkabılarımı burada bırakıyorum. Ve torbalarımı alıyorum. Hadi oynamaya gidelim. Kum oyuncaklarımı size göstermek için sabırsızlanıyorum. Sizce burası oyun için uygun mu? Sanırım öyle. Pekala. Evet, bakın. Size söylemiştim. Kum ayaklarıma çok iyi geliyor. Evet, şimdi elimde bir, iki ve üç torbam var. Evet, bakalım içlerinde ne var? İlk torbada yeşil ve mavi bir oyuncak var. Onunla birazdan oynayacağız. Ve ayrıca... Burada bir sürü oyuncak var. Bir küreğimiz var. Ve... Bu oyuncak var. Küçük bir tekne. Ve... Bir sürü güzel oyuncak var. Pekala. Tamam. Bakalım ikinci torbada neler var. İkinci torbada dev bir damperli kamyon var. Bu kamyonun rengi kırmızı, sarı ve turuncu. Birazdan içine bolca kum dolduracağız. İşte böyle. Ama daha fazlasını. Ve evet, başka oyuncaklar da var. Kırmızı ve pembe ve küçük bir tane var. Bakın. Çok komik. Küçük bir küreğimiz var. Turuncu bir kürek. Şimdi de hadi gelin son torbaya bakalım. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Bu torbada vay canına bir uçak. Ve sarı bir kova var. Küreği de kırmızı. Başka oyuncaklar da var. Pekala. Tamam. Önce kamyonu alalım. Buraya gelin. Hadi. Hadi.
Şunu buraya bırakalım. Ve bir de kürek almalıyım. Gelin. Oo. Tamam. Sizce bu büyük küreği mi kullanalım? Yoksa turuncu ve küçük olanı mı? Turuncu olanı alalım, tamam mı? Çünkü askılarım ve papyonumla aynı renk. kuma dokunmak harika bir his. Gelin şuna yakından bakın. Ellerim ve ayaklarım. Harika hissediyorum. Pekala. Şimdi evet. Küreğimizi alıp kamyonu bolca kumla dolduralım. Bakın. Pekala. Hadi sayalım. Tamamen boşaltalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, bir tane daha. 11. Evet. Bakın o. Ne kadar ağır. Oo. Şuna bakın. Vay canına. Oo. Ah. Hadi birlikte boşaltalım. Hadi benimle gelin. İşte burası. Tamam. Evet, burası. Hazır mısınız? Bip 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 bip. Evet. Bu harikaydı. Hadi başka oyuncaklar da getirelim. Aa, evet. Şu oyuncaklara bakın. Acaba hangi oyuncağı alsak? Vay canına. Şu oyuncağa bakın. Oho. Daha önce dediğim gibi bu oyuncağın rengi mavi ve yeşil. Evet. Bir bakalım. Bakın. Sanırım bu üstüne takılıyor. Ve üstüne kum dökülüyor. Gelin. Bunu küreğin olduğu yere koyalım. Tamam. Evet, bunu daha yakından görmeniz gerekebilir. Ama önce büyük küreği getirmem gerekiyor. Hatırladınız mı? Evet, hadi. Buraya gelin. Hadi benimle gelin. Pekala. Şimdi siz burada durun. Yoldan çekilin. Kürek yolu açıyor. Bunlar oyuncakların torbalarıydı. Pekala. Topluyoruz. Tamam. Evet, harika. Şimdi küreği aldım. Hey, hadi. Biraz kum kazalım. Tamam mı? Şuna bakın. Vay canına. Ha, evet. Bir kez daha yapalım mı? Ooo. Tamam. İçine biraz kum dolduralım ve sonra da daha yakından bakalım. Hazır mısınız? Ooo. Ah. Vay canına. Gördünüz mü? Bir kez daha. Oh. Sallayalım. Hadi. Gidebilirsiniz. Daha kuru bir kuma ihtiyacımız var. Evet. Hadi bakalım. Oh! Ne kadar hızlı döndüğünü gördünüz mü?
Şimdi bir kova getirip içini suyla dolduracağım. Ve bunu bir de suyla deneyeceğim. Bekleyin. Hey bakın. Suya ulaştık işte. Ama mayomu giymedim. Bu yüzden ıslanmamak için paçalarımı sıvamam gerekiyor. Biraz yukarı katlıyoruz. İşte böyle. Evet. Ve şimdi de bunu. Tamam. Su doldurmaya hazırım. Hadi. Oo. Dalga geldiği anda kovayı dolduracağım. Oo. Büyük bir dalga geliyor. Kovayı doldurdum. Bakın. Oo. Gördünüz mü? Evet. Boş harcamayalım. Bunu oyuncağımıza dökeceğiz. Gelin. Pekala, kovamızı suyla doldurduk. Buraya su döktüğümde nasıl görüneceğini çok merak ediyorum. Kum döktüğümüzde nasıl da dönmüştü, değil mi? Evet. Bakalım okyanustan getirdiğimiz suyu döktüğümüzde dönecek mi? Acaba nasıl görünüyor? Görüyor musunuz? Evet mi? Tamam. O zaman başlıyoruz. Oo, işe yarıyor. Oo, pekala, şunu düzeltelim. Tamam, hazır mısınız? İşte başlıyoruz. Evet. Evet, işe yarıyor. Sizlerle birlikte kum oyuncaklarıyla oynamak harikaydı. Pekala. Daha fazlasını izlemek isterseniz yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Evet, adımı yazıyorsunuz. Adımı yazmayı biliyor musunuz? Evet, hadi birlikte yazalım. Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I. Blippi. Evet, işte benim adım. Tebrik ederim. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar, Blippi. Merhaba. Vay canına, şu canavar kamyona bakın. Bugün çok eğlenceli bir şey yapacağız. Hadi biraz zıplayalım. Ve renkli yumurtalar bulalım. Hadi gidelim. Etrafta sarı bir yumurta görüyor musunuz? Evet, sarı bir yumurta olmalı. Aa, işte burada. Harika, sarı yumurtayı buldunuz. Hadi bakalım, birkaç yumurta daha bulalım. Pembe bir yumurta görüyor musunuz? Pembe yumurta nerede? Aa, işte burada. Pembe yumurtayı bulduk.
Harika. Hadi birkaç yumurta daha bulalım. Vay canına. Çok büyük bir atlayıştı. Büyük demişken büyük bir yumurta görüyor musunuz? Ben görmüyorum. Aa, işte burada. Vay canına. Şu büyük ve yeşil yumurtaya bakın. Harika. Pekala. Bence birkaç yumurta daha bulmalıyız. Mavi bir yumurta görüyor musunuz? Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Aa! İşte orada. Evet. Bu mavi bir yumurta. Harika. Bir tane daha bulduk. Hadi devam edelim. Bir yumurta görüyor musunuz? Rengi turuncu. Aa, işte orada. Harika. Bir yumurta daha bulduk. Bu yumurtanın rengi turuncu. Buralarda bir yumurta daha olmalı. Ha. Aa, işte orada. Evet. Bakın. Bir yumurta daha bulduk ve bu yumurtanın rengi mor. Pekala. Evet. Tebrikler. Bir sürü renkli yumurta bulduk. Hadi topladığımız yumurtalara bakalım. Burada mavi bir yumurtamız var. Vay canına, mavi yumurta. Pekala. Ve pembe bir yumurtamız var. Pembe yumurta. Ve mor bir yumurta var. Mor yumurta. Ve bir bakalım. Turuncu bir yumurta. Vay canına. Turuncu. Ve bugün bir yumurta daha bulduk. Sarı yumurta. Sarı. Ve son olarak yeşil bir yumurtamız var. Vay canına. Bu yeşil yumurta çok büyük. Acaba bu büyük ve yeşil yumurtanın içinde ne var? Hadi kırıp içine bakalım. Bakın, bu peluş bir Blippi oyuncağı. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar, Blippi. Merhaba, ben Blippi. Bugün Alderwood Alışveriş Merkezi'ndeki Fantastic Playtorium'dayız. Hadi gidelim. Evet. Woo! Hadi. Hadi iyi eğlenceler.
Pekala, oyuna başlamadan önce ayakkabılarımı çıkarmalıyım. Hey! Ah! Birinci ayakkabı. Merhaba! Ayakkabılarıma bak! İkinci ayakkabı. Bir, iki. Pekala, hadi gidelim. Çak bakalım. Pekala, hadi. Bu da ne böyle? Oo, nasıl yapıldığını gösterir misin? Kaydıraktan kayacaklar. Oo, harikasın. Bana bakın. Evet. Yine kayacağım. Oo. Pekala. Sıra sende. Kayabilirsin. Sıra sende. Pekala, şimdi sıra bende. Burada yapacak bir sürü eğlenceli aktivite var. Aa, bu da ne böyle? Vay canına. Bir dürbüne benziyor. Biliyor musunuz? Görmek 5 duyumuzdan biridir. Gözlerimi görüyor musunuz? Evet, bakın. Vay canına. Ben de bakabilir miyim? Tabii, bakabilirsin. Ne görüyorsun? Bunu gözlerine tutuyorsunuz. Oo! Harika! Bu da neymiş bakalım? Bana bakın. Şimdi bu gözlüğü takacağım. Tamam mı? Bakın. Ben bakayım. Tabii. Gözlükler insanların görmesine yardımcı olur. Pekala. Çok komik. Çok komik bir gözlük. Vay canına. 5 duyumuzu öğrenebilmek için oynamaya devam edelim. Woo! Gördünüz mü? Turuncu ve mavi renkli makineden bu topları fırlattım. Oo, şuna bakın. Aa, acaba bu düğmeye bastığımda neler olacak? Oo, bakın. Alttan çıkan hava topların havaya yükselmesini sağlıyor çocuklar. Bu harika. Oo, bu da ne? Bakın, turuncu bir çorap bu. Ha. Çoraplar bazen kötü kokabilir. Evet, bazen de güzel kokarlar. Tabii onları yıkarsanız. Hadi, şimdi çorabı koklayalım. İğrenç, çok kötü. Bu çorap kullanılmış olmalı. Hey, benim bir fikrim var. Bu oda spreyini kullansak nasıl olur acaba? Güzel kokabilir. Çok temiz. Koklama duyusuna bayılıyorum. Çünkü günün tadını çıkartmanızı sağlıyor. Gözlerinizi kapatsanız bile. Ne kokluyorum? Oh, çiçek kokluyorum. Şimdi ne kokluyorum? Evet. Lezzetli bir yemek kokluyorum. Hadi, şimdi biraz daha oynayalım. Eğlenceli bir balondu. Aa, bakın. Gördünüz mü burada ne var? Lezzetli bir meyve suyu. Nefis. Meyve suyuna bayılırım.
Ve burada bir meyvemiz var. Hadi bunu açalım. Evet. Evet, çok lezzetli. Baksanıza, yemeklerin tadının neden güzel veya kötü olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bir ağzımız var ve tat alabiliyoruz. Bu da 5 duyumuzdan biri. Yemekleri tatmayı seviyorum. Tıpkı meyve suyu gibi. Ve lezzetli meyveler gibi. Hadi biraz daha oynayalım. Gelin. Hadi. Pekala. Dengemi korumalıyım. Vay canına. Bunları ellerimle tutuyorum. Bu sayede dengede duruyorum. Bunlar da ne? Tatlı bir peluş oyuncak. Çok yumuşak. Hey, bu oyuncağa dokunduğumda duyularımdan birini kullanıyorum. Evet, dokunma duyusu. Bir şeye dokunuyorum. Çok yumuşak. Peki bunlar ne? Ne olduklarını bilmiyorum ama en sevdiğim iki renge sahipler. Burada turuncu bir topumuz var. Bir de mavi topumuz var. Yüzümü gıdıklıyorlar. Hadi biraz daha oynayalım. Bu da ne? Bakın, mavi bir slime. Güzel. Şuna bakın. Dokunduğumda elime yapışıyor, bakın. Evet, unutmayın. Dokunmak 5 duyumuzdan biridir. Bir şeylere dokunmak için elinizi kullanabilirsiniz ve slime gibi şeyleri hissedersiniz. Slime'dan çıkan parmaklarımı görüyor musunuz? Çok tuhaf biriz. Pekala, şunu elimizden çıkaralım. Tamam, şimdi biraz daha oynayabiliriz. Hadi gidelim. Vay canına. İşte gidiyoruz. Şuna bakın. Bu pembe bir dikenli top. Duydunuz mu? Bir ses çıkarttı. Seslerden bahsetmişken. Bakın. Elimde 3 eşya var. Bir ses geldiğinde onu kulaklarınızla duyarsınız. Evet, bu da 5 duyumuzdan biri. Bir şeyler duyarız, değil mi? Şunun gibi. Evet, zilin sesini duydum. Bir de düdük var. Dinleyin. Ve bir müzik enstrümanı. Dinleyin. Evet, şimdi bir düşünelim. Hangi şarkıyı çalsam acaba? Buldum. Ekskavatör şarkısı. Adım ekskavatör. Ekskavatör. Topraklara elveda. Sen de gör. Adım ekskavatör. Upuzun bir kolum var ve dev bir bomum. Kazma konusunda hızlı olurum. Bir iş makinesiyim ben. Adım ekskavatör. Kocaman bir kepçem var ve her şeyi kazarım. Çukur açmak uzmanlık alanım. Bir iş makinesiyim ben. Adım ekskavatör. Üstelik
ayaklarım yok benim. Ayakların yok mu? Nasıl hareket ediyorsun? Alet üstünde araba gibi giderim. Adım ekskavatör. Ekskavatör. Topraklara elveda. Sen de gör. Adım ekskavatör. Şimdi bir ekskavatör gibi davranma zamanı. Size göstereyim. Tek yapmanız gereken kolunuzu şu şekilde. Kaldırıp kol, bom ve kepçe gibi davranmak ve kazmak. Çok eğlenceli. Ve kabinimin içinde oturabilirsin. Kepçeyi kontrol edersin, sürersin. Bir iş makinesiyim ben. Adım ekskavatör. Üstelik çalışırım tüm gün. Hiç uyumaz mısın? Uyumam hiç. İşim bu benim. Adım ekskavatör, ekskavatör. Topraklara elveda. Sen de gör. Adım ekskavatör, ekskavatör, ekskavatör. Bir şeyleri duyabilmeyi seviyorum. Pekala, biraz daha oynayalım. Oyun oynarken de bir şeyler dinleyelim, değil mi? Hadi gidelim. Wow! Oh! Sen de çıkabilir misin? Hey! Oh! Harika! Oh! Oh! Bu da ne? Bak! Oh! Dikenli bir top. Oh! Bu topu gördünüz mü? Çok büyük ve üstünde dikenleri var. Hadi renklerine bakalım. Yeşil ve sarı. Dikkat edin. Woo! 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 Wee! Oo! Bakın, dönen bir şey. Hadi bakalım otur. Buraya otur. Pekala. Başlıyoruz. Evet. Aferin. Güzel. Şimdi de böyle otur. Sıkı tutun. Dikkat et. Oo, dikkat et. Evet. İşte oldu. Güzel. Şuna bakın. Buraya çıkabilir misin? Şimdi bu tarafa gideceğim. En üste çıktım. Ne renk olduğunu biliyor musunuz? Sarı. Evet, sarı. Gelin. Ona dikkat edin. Nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Hadi koş. Hadi gelin. Vay canına. Bu bir trambolin. Hadi atlayın. Hadi bakalım. Hadi atlayın. Bakın herkes trambolinde zıplıyor. Bu çok eğlenceli. Gelin. Gelin bu taraftan hadi. Hadi yukarı çıkalım. Bu hadi taraftan. Ama. Hadi çabuk. Bu da ne? Bir maymun. Maymun mu? Tamam. Hadi gelin. Hadi gidelim. Hadi.
Haydraktan hadi, kayalım tarafta. Tamam mı? Evet. Güle güle. Tamam. Şimdi sıra bende. Büyük kaydıraktan kaymak ister misin? Sizlerle beş duyumuzu öğrenmek çok eğlenceliydi. Tatmak, koklamak, görmek, duymak ve dokunmak. Eğlencenin asla bitmediği Fantastic Playtorium'a bu bölümde bizi ağırladıkları için teşekkür ederiz. Videomuzun sonuna geldik. Evet, daha fazlasını izlemek isterseniz eğer tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba. Ben Blippi. Şuraya bakın. Evet, bu bir kazıcı yükleyici. Bugün sizlerle kazıcı yükleyiciyi daha yakından tanıyacağız. Pekala. Kazıcı yükleyicinin dışındaki parçalara bakacağız. Gelin. Vay canına. Bu kazıcı yükleyici çok büyük. Büyük olan bir şey daha var. Evet. Bu çok büyük bir tekerlek ve lastik. Bir de şuna bakalım. Bu daha küçük bir tekerlek ve lastik. Oo, bakın. Vay canına. Bunlar lastiğin tırnakları. Bu sayede tekerlek dönerken başka yerlere kaymıyor. Ay, başım dönmeye başladı. Buraya gelin. Burası aracın kabini. Kazıcı yükleyicinin operatörü buraya oturuyor. Vay canına, çok hoş. Bir de şuraya bakın. Evet, bunlar aracın farları. Evet, ve bunlar da sinyal lambası. Bu sayede kazıcı yükleyiciyle trafiğe çıkabilirsiniz. Evet. Vay canına. Wow! Bu bir denge ayağı. Ve normalde yukarıda oluyor ama şu anda aşağıda duruyor. Böylece kazıcı yükleyici kazı yaparken sabit bir şekilde durabiliyor. Ben de çok sabitim. Kazıcı yükleyicinin bu kısmına ise bom deniyor. Yukarısına da aracın kolu deniyor. Evet, bu kol gerçekten çok özel. Çünkü bu bir uzar bom. Bu harikaydı. Şuraya bakın. Burası kazıcı yükleyicinin arka kepçesi. İçi de çok geniş. Evet. Bunu birazdan kullanacağız. Gelin. Vay canına. Bu bir egzoz. Motorda yanan gaz buradan dışarı çıkıyor. Vay canına.
Oh, hey! Şuna bakın! Burası ön kepçe. Gerçekten çok büyük. Arka kepçeden bile daha büyük. Bu ön kepçe de çok özel. Dörtlü bir kepçe ve istiridye kabuğu gibi açılıyor. İstiridyelere bayılırım. Oo, vay canına. Şuna bakın. Bunlar hidrolik hortumlar. Bu bir hidrolik silindir. Hidrolikler ön ve arka kepçeye sıvı basıncı uygulayarak enerji sağlar. Vay canına. Kazıcı yükleyicileri çok seviyorum. Şimdi kazıcı yükleyiciyi kullanma zamanı. Hadi gelin. Bir saniye. Bir şey mi unutuyoruz? Evet. Her şeyden önce güvenlik. Evet. Baretimi taktım. Ve turuncu güvenlik yeleğimi de giydim. Pekala. Şimdi kazıcı yükleyiciyi kullanabilirim. Evet. Bir saniye. Bir şey daha unutmuş olmalıyız. Evet. Motorun iyi durumda olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Hadi. Pekala. Bu motorun kaputu. Hadi açalım şunu. Vay canına. Bu çok büyük bir motor. Burası hava filtresi. Bu soğutucu. Burada radyatörden çıkan büyük bir boru, alternatör ve akü var. Vay canına. Ne kadar da güçlü. Şimdi sizlerle yağ kontrol etmeliyiz, tamam mı? İşte burada. Pekala. Yağ bunun içinde. Sarı renkli bir yağ çubuğu var. Şanzımansa T şeklinde bir yağ çubuğuna sahip. Şimdi sarı renkli olanı alacağız ve... evet. Tamam. Bunu silelim. Tekrar sokalım. Şimdi yağı kontrol edebiliriz. Evet. Gayet iyi görünüyor. Pekala. Hadi bakalım, yerine koyalım. Artık kazıcı yükleyiciyi kullanabiliriz. Hadi gidelim. Pekala. Kazıcı yükleyicinin içindeyiz. Her şeyden önce güvenlik gelir. Emniyet kemerimizi takmalıyız, değil mi? Harika. Kazıcı yükleyicinin havalı bir yanı da ön ve arka tarafının olması. Hadi ön tarafına bakalım. Şuna bakın. Bu bir direksiyon. Kazıcı yükleyiciyi bununla kullanıyoruz. Ve bu da vitesi. Evet, bu şekilde öne veya geriye gidebiliyoruz. Ve bunlar da dönüş sinyalleri. Evet, bir özelliği daha var. Şimdi dinleyin. Evet, korna. Ve ön kepçeyi işte bununla kontrol ediyoruz. Geri çektiğimizde yukarı çıkıyor. İleri ittiğimizde ise aşağı iniyor. Evet, çok güzel. Şimdi de arkaya bakalım. Evet. Vay canına. Gördüğünüz gibi aracın bomu, kolu, kepçesi ve denge ayakları burada. Tüm bunları
Bu iki kol yardımıyla yönlendiriyoruz. Biri bu. Oh, 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 oh. Ve diğeri de bu. Oh, 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 oh. Şimdi ikisini kullanalım. Hazır mısınız? Oh, ve bir de şu siyah düğmeye basalım. Dinleyin. Evet, çok iyiydi. Şimdi kazıcı, yükleyiciyi kullanma zamanı. Hadi çalıştıralım. Kazıcı yükleyiciler inşaat alanındaki en işlevsel araç. Çünkü büyük bir ön kepçesi ve küçük bir arka kepçesi var. Vay canına! Şimdi kazıcı yükleyici dansı zamanı. Ekranda kazıcı yükleyicinin ön kepçesini görünce şöyle dans edin, tamam mı? Bakın şöyle. Tamam mı? Arka kepçeyi gördüğünüz zaman da şöyle dans edeceksiniz. Bakın. Pekala. Başlıyoruz. Bir kazı makinesi toprağı kazıyor. Evet. Hazır olun. Bir kepçe ve bir de kol var. Ekskavatörler çok havalılar. Ekskavatör. İşe koyuluyor. İşte toprak çekiliyor. Ekskavatör. Bir tane daha geliyor. Birinci öyle ki yoktur bir eşi benzeri. Ekskavatör. 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 Sonuncusu. Ekskavatör. Ekskavatör. Harikaydınız. Sizlerle kazıcı delicileri yakından tanımak çok eğlenceliydi. Kazıcı delici videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? Pekala. B-L-I-P-P-I. Blippi. Harikasınız. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar. Eğlence burada. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba. Hey, ben Blippi. Bugün bir sürü baloncukla birlikteyim. Baloncukları seviyorum. Peki ya siz? Evet. Bu bölümde sizlerle baloncukları çok iyi bilen biriyle tanışacağız. Evet. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Ne kadar güzel. Teşekkürler Blippi. Hey, bekle. Sen de kimsin? Ben baloncuk uzmanı Megan. Baloncuk uzmanı mı? O da ne demek? Her tür baloncuğu yapabiliyorum. Oo, baloncuk mu? Baloncuklara bayılırım. Bana da gösterir misin? Tabii. Büyük baloncuklar yapabilirim. Oo, bu çok büyük bir baloncuk. Küçük baloncuklar da yapabilirim. Öyle mi? Hı-hı. Çok heyecanlıyım.
Vay canına! Bakın, bunlar küçük baloncuklar. Megan, büyük baloncuklar ve küçük baloncuklar yaptı. Çok güzeldi. Deneyebilir miyim? Elbette. Tamam. Nasıl yapacağım? İstediğin bir baloncuk sopasını alabilirsin. Tamam. Şuna ne dersiniz? Aa, bu büyük bir çember. Merhaba. Şimdi ne yapacağım? Baloncuk karışımının içine daldırmalısın. Tamam. Ve iyice ıslandığından emin tamam. ol. Tamam. Başlıyorum. Ve sonra çıkartıp havada sallıyorsun. Vay canına. Bu harika. Sıra bende. 3, 2, 1. Aa, patladı. Hadi yine yapalım. 3, 2, 1. Yine yaptım. Bu harika. Vay canına. Bu çok küçük bir baloncuk. Baloncuk yapmayı seviyorum. Tüm bu ekipmanların bu kadar renkli olması çok güzel. Bakın. Bunun rengi sarı ve yeşil. Buysa kırmızı ve mavi. Vay canına, çok güzel. Renkleri seviyorum. Peki baloncuk yaparken tüm renkleri baloncukların içinde görebildiğini fark ettin mi? Evet, görüyorum. Gökkuşağına benziyor. Bu nasıl oluyor? Evet. Işık baloncuğa yansıyor ve kırılıyor. Böylece gökkuşağının farklı renklerini görebiliyorsunuz. Gökkuşaklarını seviyorum. Gökkuşağının renklerini biliyor musunuz? Elbette biliyorum. Bunlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Renkler, gökkuşakları ve baloncuklar. Bu sopa üçgen şeklinde. Bu sopa bir yıldız. Bu sopa bir kare. Bu sopa bir kalp. Bu sopa bir çiçek. Yaptığımız bütün baloncukların yuvarlak olduğunu fark ettiniz mi? Evet, neden ki? Çünkü hangi şekli kullanırsanız kullanın, baloncuklar daima daire şeklinde olur. Çünkü daire baloncukların oluşmasını sağlayan en uygun şekildir. Şimdi anladım. Çok güzel. bir saniye. Baloncuk sihri kullanırsak işler değişir. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Vay canına. Hey, sana özel bir baloncuk yapacağım. Öyle mi? Nesi özel olacak ki? Bir böcek baloncuk yapacağım. Gerçekten mi? Ne tür bir böcek? Sana birkaç ipucu vereyim. Tamam, ben hazırım. Pekala. Yerde sürünmeyi sever. Tamam. Ve sebze yemeyi sever. Ben de sebzeleri severim. Ayrıca büyüyünce şekil değiştirir. Başkalaşım mı? Hangi böcek olduğunu biliyorum. Evet, bu bir tırtıl. Doğru bildin Blippi. Tamam, hadi tırtılı görelim. Pekala. Önce mavi çember sopamı ve sarı pipetimi almalıyım. Vay canına. Harika. Vay canına. Bir baloncuğu diğer baloncuğun üstüne koyuyorsun. Doğru. Bir baloncuk daha. Şu anda birbirine bağlı 3 baloncuğumuz var. 1, 2, 3,
4. Vay canına. Ah, bir tane daha. 5 yuvarlak. 4 yuvarlak baloncuk var. Çok güzel. Vay canına. Bence tırtıllar çok havalı. Çünkü başkalaşım geçiriyorlar. Hey! Hangi böceğe dönüştüğünü biliyorum. Evet. Başkalaşımdan sonra kelebeğe dönüşüyorlar. İşte başlıyoruz. Kelebek baloncuklar, tırtıl baloncuklar. Şuna bakın, bu bir bulut baloncuk. Patlatabilir Elbette. Miyim? Hadi yapalım. Balon patlatmayı çok seviyorum. Evet. Çok büyük bir baloncuk. Bugün baloncuklar hakkında çok şey öğrendik. Sopaların renklerini, baloncukların renklerini, sopaların şekillerini ve bazılarının çok büyük, bazılarının ise çok küçük olduğunu gördük. Ama o küçük sevimli böcekleri de unutmayalım. Bu da ne? Sana çok büyük bir baloncuk sopası getirdim. Oo, büyük baloncuklara bayılırım. Ne yapacaksın? Bu bir sürpriz. Tamam, sürprizleri severim. Ama önce tam ortasında durman gerekiyor. Tamam. Şimdi gözlerini kapat. Tamam. Şimdi gözünü aç. Oo, vay canına. Şuna bakın. Bir baloncuğun içindeyim. Oo, bu harika. Tekrar yapabilir miyiz? Tabii ki. Pekala, başlıyoruz. Oo, bir baloncuğun içinde yüzüyorum. Evet. Canına, bu da ne? Bu bir gökkuşağı topu. Aa, gökkuşağı topu mu? Bakalım nasıl çalışıyor. Pekala. Önce içini açıyoruz. Oo. Sonra da döndürüyoruz. Oo. Bir sürü baloncuk yapıyor. Buna neden gökkuşağı topu dediğini anladım. Çok renkli olduğu için, öyle değil mi? Bu doğru. Bugün bize baloncukları anlattığın için teşekkür ederiz Megan. Beni çağırmana çok sevindim Flippy. Pekala, harika. Görüşürüz. Hoşça kal. Baloncuk gibi dans ediyorum. Pat. Sizlerle baloncuklar, şekiller, renkleri,
boyutlar ve böcekleri yakından tanımak eğlenceliydi. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı aratmak. Adımı yazmaya ne dersiniz? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harikasınız, pekala. Sonra görüşürüz.